Ve İsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a yönelik saldırı ve tahliye planını savaş kabinesine sundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçici ateşkes ve rehine takası için anlaşmaya varılsa bile Refah'a saldıracaklarını yineledi. Netanyahu anlaşmaya varılması operasyonu durdurmaz, sadece geciktirir dedi. Gazze nüfusunun yarısının sığındığı Refah için kabus senaryosu yaklaşıyor mu? Bölgeye karadan girmek için emir bekleyen İsrail ordusu daha başlamadan kınanan operasyon planını savaş kabinesine sundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ısrarı üzerine Filistinli sivillerin Refah'tan tahliyesi için hazırlanan plan da aynı anda iletildi. Onay bekleyen her iki planın da detayları bilinmiyor. Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısı 30 bine yaklaşırken Refah'ın işgalinin yeni bir katliamla sonuçlanmasından endişe ediliyor. İsrail'i vazgeçirmek için tüm umutlar geçici ateşkes ve rehine takası müzakerelerine bağlandı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar'dan üst düzey yetkililer hafta sonu Paris'te masaya oturdu. İsrail basınına göre Hamas bazı taleplerinden vazgeçti ve rehine takası konusunda ilerleme sağlandı. Müzakerelerin yeni turu Katar'da yapılacak. İsrail Doha'ya heyet göndermeyi kabul etti. Beyaz Saray ılımlı bir iyimserlik içinde. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Mısır ve Katar geçici ateşkesi içeren rehine anlaşmasının ana hatlarında anlaştı. Müzakereler sürüyor. Şimdi Katar ve Mısır'ın Hamas'la dolaylı görüşmeler yapması lazım. Umuyoruz ki ilerleyen günlerde nihai anlaşmaya varılacak noktaya geliriz. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçici ateşkes ve rehine takası için anlaşmaya varılsa bile Refah operasyon planından vazgeçilmeyeceğini söyledi. Bu planı durdurmaz, sadece geciktirir dedi. Eğer bir ateşkes anlaşması olursa operasyon biraz gecikecek ancak yine de gerçekleşecek. Bunun yapılması gerekiyor çünkü hedefimiz mutlak zafer ve buna çok yakınız. Gazze'de İsrail'in yoğun saldırıları sonucu evlerini terk eden 1,4 milyondan fazla Filistinli Refah'a sığınmıştı. Burası Gazze'de İsrail ordusunun işgal etmediği ve komşu Mısır üzerinden insani yardım girişinin yapıldığı tek nokta.